Arkadaşlar hepinize merhaba. Yine bugün bir bisiklet inceleme tanıtım videosu ile sizinle beraberim. Bugün yine Mosso'nun bir yol bisikletini incelemeye çalışacağız. Mosso Cavalier serisinin Clarice modelini inceleyeceğiz. Giriş seviyesinde çıkartmış olduğu iki tane yol bisikleti modeli var. Zaten kanalda da sık sık bana soruyordunuz. Abi yol bisikleti almak istiyorum, ne önerirsiniz diye. Yeni bu işe yeni başlayacağım, hangi yol bisikletiyle başlayabilirim diye. Bu iş için üretilmiş bisikletlerden bir tanesiyle karşınızdayım bugün. Bu Mosso Cavalier 700'ün Clarice serisi. Bir de bunun Turny serisi var. Bugün izleyeceğimiz giriş seviyesinin üst modeli olan Clarice serisi. Bisiklet gerçekten çok hoş. Çizgileri, mizgileri, akışı çok güzel duruyor. Bu bisiklet isminden de anlaşılacağı üzere Clarice setlerle beraber geliyor arkadaşlar. Ön göbek, arka göbek, orta göbek, ön vites, arka vites ve fren vites kolları Clarice olarak geliyor. Bu bisiklette Star Rims'in bir lastik modelini, jant modelini tercih etmişler. Gördüğünüz gibi gayet geniş profilli, güzel görünen bir jant. Gerçekten uzaktan baktığın zaman bisiklet ben buradayım diyor. Benim bisiklette en çok rahatsız edilen noktalardan bir tanesi ön arka göbekler arkadaşlar. Bu Mosso'nun Cavalier modelinde. Bu şekilde full mat siyah bir bisiklete hiç yakışmayan gümüş renkli göbekler kullanmışlar. Ama bildiğim kadarıyla zaten Clarice serisinde bunun siyah seçeneği bulunmuyor. Gördüğünüz gibi ayna kol üzerindeki ve arka vites üzerindeki green'in rengiyle de uyumlu değil göbeklerin rengi. Benim en çok dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi buydu. Ama bu tabi bir kusur bulmak gerekirse söylenebilecek noktalardan biri. Onun haricinde bisikletin çizgisi, duruşu çok güzel. Ben özellikle maşasına hasta oldum. Çok güzel bir maşa kullanmışlar. Alüminyum maşa ama dışarıdan baktığın zaman bir karbon etkisi yaratıyor. Sadece şuradaki dikişleri görmezsiniz. Kaynak dikişlerini görmezsiniz. Kronik birkaç tane boya problemi görüyorum ben. Bunu nedense bir türlü çözemedi Mosso. Bu problemi bir türlü önüne geçemedi. Yine haddinden uzun bu 52 kadro bir bisiklet. Haddinden uzun bir gidon boynu kullanmışlar. Gidon ve gidon boynunu Mosso kendi üretiyor. Daha doğrusu bir yere fason ürettiriyor olabilir bu gidon ve gidon boynunu ama tek bir tane ürettiriyor ve kendi markasını basıyor. Dolayısıyla her beden için, her boy için gidon boynu üretmiyor. Standart fabrika çıkışı bir gidon boynu da geliyor. İhtiyacınız olursa siz ondan sonra gidon boynunuzu değiştiriyorsunuz. Shimano 2017 yılında fren ve vites setlerinin görünümünü baştan aşağı değiştirdi. Her yıl aslında ufak tefek değişiklikler yapıyorlardı ama 2017'de bu birazcık daha öne çıkar bir noktaya geldi. Bu gördüğünüz üzerindeki Clarice set bir önceki sezonun sonra setlerine benziyor. Dikkat ettiyseniz formu birbirine çok yakın. Yeni sonra setler de artık Ultegra'lara benzemeye başladı. Dış görünüş olarak. Dolayısıyla bu kullanıcıları birazcık daha mutlu ediyor. Ben yeni yol bisikletine başlamak istiyorum diye sorular yöneltiyorsunuz bana. Bu bisiklet tam bunun için yapılmış, biçilmiş kaftan. Fiyat performans ürünü. Aslında bu Mosso'nun başlangıç seviyesi yol bisikleti olsa da piyasada satılan pek çok markanın başlangıç seviyesi yol bisikletlerinden çok daha üst bir düzeyde. Yani başlangıç seviyesinin, segmentinin üst bölümünde yer alan bir bisiklet diyebilirim. Zaten bu üzerinde kullanılan Clarice setle kendini ortaya koyuyor. Çünkü diğer markalar doğrudan Shimano 2300'lerle veya Turny'lerle piyasaya çıkmayı tercih ediyorlar. Bunun bir alt modelinde de geometri tamamen aynı. Sadece o Turny set kullanmış. İşte göbekler Turny, fren vites kolları Turny, vitesler Turny. Bu bisiklette ayrıca hoşuma giden bir şey daha var. Onu anlatmadan geçemeyeceğim. Arkadaşlar birazdan yakın çekimde göreceksiniz. Bisikletin ön tarafında kaynak dikiş izi yok. Doğrudan pürüzsüz bir geçiş yapmışlar. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Aynı hassasiyeti maşada ve gidon borusunun bağlandığı kısımda çok net göremiyorsunuz ve göbeklerde kaynak dikişleri gözükse de ön tarafında bunu tamamen gidererek çok hoş bir görüntü yapmışlar. Uzaktan baktığınız zaman albenisi olan güzel bir bisiklet olduğunu kendisi gösteriyor. Bütün kablolar kadro içerisinden geçirerek daha korunaklı bir hale getirmişler. Dolayısıyla bisikleti taşırken de sağa sola çekip çarpmıyorsunuz. Zaten bisikletin bütün teknik özelliklerini az önce ekranda gördünüz. Bu bisikletin ağırlığı 10.800 gram pedalsız ağırlığı. Ancak bu geçen seneki Cavalier serisinden 300 gram
Daha ağır. Çünkü bu geçen seneki modellerinde bu şekilde yüksek profilli jantlar kullanılmıyordu. Bu fazladan 300 gram ağırlık eklemiş bisiklete, 300 gram ağırlaştırmış. Ama tabii dış görünüş olarak geçen seneki Cavalier'den çok daha farklı bir bisiklet. Benim çok hoşuma gitti. Gidon sargıları, standart fabrika çıkışı gelen gidon sargıları çok hoşuma gitmedi. Ama daha önceki videoda da izlediğiniz gibi, bu cyclocross incelemesinde de izlediğiniz gibi ufak tefek birkaç küçük dokunuşla bisikletinizi gerçekten çok güzel bir yol bisikletine çevirebilirsiniz. Dış lastikler 700E20 dış lastik ama kanallı bir profil tercih edilmiş. Dümdüz değil, yol tutuşunu artırmak için üzerinde yol tutuş ve su kanalları var. Bu da güzel bir alternatif. Dolayısıyla yeni yol bisikletine başlıyorsanız bunlar sizin için gerçekten işe yarayacak güzel ayrıntılar. Arkadaşlar, bu bisiklet için söyleyecek fazla bir şey kalmadı. Videoyu beğendiyseniz beğenip paylaşmayı ihmal etmeyin. Kanalıma aboneyseniz de abone ol kutucuğunun yanındaki küçük çan resmine tıklayarak bu kanaldan gelen bildirimleri almak istiyorum derseniz beni çok mutlu edersiniz. Şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.